Artı TV ekranlarından günaydın, iyi haftalar sevgili izleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Takvim yapraklarımız 12 Ekim'i gösteriyor. 12 Ekim itibariyle bugün Türkiye'nin gündeminde neler var, ülkenin gündeminde neler var, bunlara bakacağız. Haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki günün medya köşelerinde ve manşetlerde neler var, neler yok, bunlara göz atacağız. Hepsinden önce ise Ankara stüdyolarımıza döneceğiz. Ankara temsilcimiz Sibel Hürtaş bizlerle olacak ve Ankara gündemini aktaracak. Sibel, günaydınlar. Günaydın Altan Sancar, iyi yayınlar, iyi haftalar. Evet, Ermenistan-Azerbaycan gerilimi Ankara siyasetinin de gündemine damgasını vurdu. Gün başlıyor da ayrıntılarıyla masaya yatırdı Nazım Akman. Bugün siyasetçiler nasıl tepki verecek, bunu takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor. Saat 12'de CHP'nin ana gündem maddesi de bu. Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin önce bir sunum yapılacak. Ardından saat 15'te parti sözcüsü Faik Öztrak'ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor bu konuyla ilgili. İkinci gündem maddesi ise eğitim. Eğitimle ilgili bugün 2. 3. 4. sınıflar, 6. ve 12. sınıflar okula başladılar. Bununla ilgili gelişmeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde. Şimdi çok sayıda öğrencinin evinde televizyon olmadığı, binlerce öğrencinin de evinde bilgisayar olmadığı, internete erişiminin olmadığını ortaya çıkarmıştı. Hem eğitimsel hem Cumhuriyet Halk Partisi, işte bununla ilgili olarak CHP lideri belediyeler devreye girsin, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılasın demişti. Bununla ilgili mi bilmiyoruz ki Ankara'da konuşulan, işte belediyeler devreye girmesin, ana muhalefet böyle bir rol oynamasın diye kabinenin eğitim sürecine, yüz yüze eğitim sürecine başlattığı yönünde tartışmalar var. İşte eğitim gündemi de CHP'nin bugünkü MYK toplantısında ele alınacak konular. Bugün milyonlarca öğrenci yeniden eğitime başladı. Trafik de hayli kalabalıktı. İlk güne ilişkin notları Eğitim Senden alacağız. Meclis kapalı ama siyasetçilerin açıklamaları var. Takip edeceğiz Altan Sancar. Sözü yeniden size bırakalım. Evet, Sibel'in bıraktığı yerden söyleyecek olursak gerçekten de trafik bugün okulların açılmasıyla cidden kalabalıktı. Sanırım bunun biraz da toplu taşımadan kaçarak çocuklarını özel araçlarıyla okula göndermek, götürmek isteyen velilerin de etkisi vardı. Onlar da haklılar çünkü hala büyük bir virüs korkusu yaşıyorlar. Sen de o velilerden birisin diyelim ve şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbul'da da İstanbul muhabirimiz Gül Gündüz İstanbul stüdyolarımızda İstanbul gündemini aktaracak. Gül, günaydınlar, hoş geldin. Günaydın Altan Sancar. Haftanın ilk gününde de iyi yayınlar. İstanbul gündeminde üzücü haberlerle başlıyoruz maalesef. İstanbul'da iki kadın cinayeti yaşandı. Biri Esenyurt'ta, bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü ve polisin gelmesini bekleyen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı. Bir diğer adres de Çatalca'ydı. Eskiden birlikte olduğu kadını barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürdü bir erkek ve bir kez daha İstanbul Sözleşmesi gözler önüne geldi. Çünkü bu olayda da saldırgan Fikret Çey'nin daha önce birçok kez Gül Gülsüm'e şiddet uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortaya çıktı. Bugünün bir diğer gündeminde de az önce Sibel Hürtaş da bahsettiği gibi eğitim gündemi. İstanbul'da da bu nedenle toplu ulaşım saat 06 ile 14 arasında ücretsiz. Çünkü 5 sınıf daha bugün yüz yüze eğitime döndü. Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması başlamış oldu. 7 milyona yakın öğrenci aylar sonra yeniden ders başı yaptı. Sınıflarına, öğretmenlerine ve sıra arkadaşlarına kavuştular. Bu nedenle İstanbul'da da toplu ulaşım saat 06 ile 14 arasında ücretsiz. Bugünün bir diğer gündeminde tutuklu iş insanı Osman Kavala için yapılacak online basın toplantısı var. Saat 11'de yapılacak bu açıklamada.
Bir diğer açıklamada Kargil işçilerinden, işçiler İstanbul Şişli'de bulunan Nestle Genel Müdürlüğü önünde işe dönme talepleri için bir kez daha eylemde olacaklar, açıklama yapacaklar. Bu açıklamada saat 13'te olacak. Biz de İstanbul'un bir diğer gündemini de, bütün gündemini de takip etmeyi sürdüreceğiz. Sözü tekrar size bırakalım Altan Sancar. TV muhabiri Gül Gündüz'e de İstanbul gündeminden aktardıkları için teşekkür edelim. Tabi İstanbul, Ankara, tabi bağlantılarımız devam edecek. Tüm yerlerden aslında eğitim gündemini almayı sürdüreceğiz ama bir parantez açıp şunu da söylemek lazım. Bugün saat 21'de, yani akşam 21'de Artı TV ekranlarında özel bir programla sizlerle olacağız. Gündem özel programında Sayıştay raporlarını milli eğitime harcansaydı ne olurdu sorularının gündeminde ele alacağız. Konuklarımız olacak. Eğitimsel Başkanı bizlerle birlikte olacak ve aslında bu soruların cevaplarını arayacağız. Sayıştay'da ortaya çıkan usulsüzlükler, eksikliklerde görülen o rakamlar. Eğitime harcanmış olsaydı kaç okul yapılırdı? Eğitimin sorunlarına nasıl katkılar sağlanırdı sorularının cevaplarını bulmak isterseniz 21'de gündem özel programına da sizleri bekliyor olacağız diyelim ve şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'de de temsilcimiz Sinem Kömürcü bizlerle olacak ve Sinem Kömürcü de İzmir ve Ege gündemini aktaracak. Tabii Sinem'e giderken geçmiş olsun diyerek de başlayalım, zira küçük bir deprem de yaşandı. Sinem, günaydınlar. Günaydın Altan. Evet, senin de söylediğin gibi gündemimize sabah saatlerinde gerçekleşen depremi duyurarak başlayalım. Bu sabah AFAD'dan edinilen bilgiye göre saat 7.11'de Ege Denizi'nde Datça'nın 144 kilometre açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 5, Kandilli 5.1 olarak açıkladı. Gece yarısından itibaren Ege Denizi'nde 5 ayrı deprem kaydedildi diyelim. Birkaç gündür gündemde olan bir başka başlıkla devam edelim. İzmir'de 9 Ekim günü 18 kişi sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Sahte içkiden bugün bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı. Olaya yönelik soruşturmalar günlerdir devam ediyor. Bir diğer başlığımız sağlık emekçilerine yönelik şiddetle ilgili. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve yakınlarına maske uyarısı yapan bir doktor şiddete maruz kaldı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu doktorun darp edildiğini duyurdu. Oda Başkanı Doktor Lütfi Çamlı ve Genel Sekreter Doktor Nuri Seha Yüksel'in saldırıya uğrayan sağlık çalışanıyla görüşüldüğü aktarıldı. Saldırının takipçisi olacaklarını ifade ettiler. İşveren olarak Sağlık Bakanlığı'nın çalışanların güvenliğinden sorumlu olduğuna dikkat çektiler. Şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayan tüm yöneticiler için de hukuki süreç işletilmelidir vurgusu yaptılar. Son olarak salgın sürecinde cezaevlerindeki durumla ilgili bir başlığı aktaralım. İzmir'de Menemen Cezaevinde korona salgınından dolayı vakaların arttığını ve dün 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yetkililerden cezaevleriyle ilgili şeffaf bilgi aktarılmasını istedi. Sincan, Elazığ ve Kastamonu gibi pek çok cezaevinde de salgının yayıldığını kaydeden Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'nın Haziran ayından beri veri paylaşmadığını hatırlattı. Başta bakanlık olmak üzere tüm yetkililer cezaevlerinde salgının boyutlarını şeffaf bir şekilde paylaşmalı açıklamasında bulundu diyelim. Gün içindeki diğer gelişmeleri de takip edeceğimizi ekleyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Altan. Temsilcimiz Sinem Kömürcü'ye de teşekkür etmiş olalım. Tabii habere giderken söylemiştik, yani Ege'de bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde sabaha karşı 03.30 sularında 4 saat içinde 5 ayrı deprem meydana geldi. Depremlerden birinin büyüklüğü de 5 olarak açıklandı. AFAD diğer depremlerin şiddetini de 4.8, 4.2, 3.8 ve 3.7 olarak açıkladı. Bu da ne yazık ki deprem gündeminden bir haberdi diyelim. Bursa'ya gidelim. Bursa'da gazeteci Rabia Deniz bizlerle olacak. Bursa ve Marmara gündemini aktaracak. Rabia Hanım, günaydınlar, hoş geldiniz.
Altan Sancar, günaydın, iyi sabahlar Bursa'dan. Bursa'yı Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı açıkladı. Yeni bir bilgi. Bugüne kadar Bursa'da 390 bin test yapıldı koronavirüsle alakalı. Günde 2500'de filyasyon yapıldığını açıkladı Ömer Kaşıkçı. Bu sayının toplamada 205 bini buluyor. Yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Malum yurt genelinde Milli Eğitim Bakanlığı, illerde ise Milli Eğitim Müdürlükleri COVID-19 salgınına karşı okullarda her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Ancak ödeneksizlik yetersizliği yüzünden hizmetli çalıştırılmayan okullardan gelen görüntüler velileri endişelendiriyor. Bursa'da özellikle bazı sınıflar veliler tarafından temizleniyor. Bursa'da bazı okullardan yansıyan görüntüler öğrencilerin sağlıklarıyla ilgili de soru işaretleri oluşturuyor. Ve hafta sonu Bursa'da gündüz sokak ortasında kız kaçırıldı. 20 yaşlarında bir genç kız Yıldırım ilçesinde bulunan evinden alışveriş yapmak için markete gitmişti. Eve dönerken önünü bir araçla kesen kişiler kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu da ekipler kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırlarında durdurdu. Hafta sonu Bursa'da yağmurla birlikte yoğun dolu yağışı vardı. Bursalı zeytin üreticisine dolu vurdu. Mudanya ve Gemlik'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören zeytin üreticisi kara kara düşünüyordu. İlçe belediyeleri alım desteği vereceğini açıkladı zeytin üreticisinin bu zararına karşı. Bursa özellikle sanayi kimliğiyle 1970'li yıllardan itibaren Anadolu'nun farklı illerinin aldığı yoğun göç nedeniyle çarpık ve kaçak yapılaşmanın kurbanı. Özellikle kent merkezinde pek çok kaçak yapı bulunuyor. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir araştırma yapılıyor. 27 bin binanın kaçak olduğu belirlendi Bursa'da. Son 6 ayda taranılan 404.977 bina üzerinde 26.973 kat artışı tespit edilmiş. Ağırlıklı olarak da kent merkezinde Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerini kapsayan bir denetimdi bu. Dediğim gibi 404 bin bina taranıyor. 27 bine yakını da kaçak çıkıyor bu binaların. Altan Sancar, Bursa'nın ilk haftanın ilk gününden öne çıkan gündem başlıkları bu şekildeydi diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım Bursa'dan. Gazeteci Rabia Deniz'e de teşekkür edelim aktardıkları için ve bir son dakika bilgisini verelim. Bilginin doğruluğundan şüphemiz olduğunun altını çizerek vermek istiyorum bu bilgi. Zira artık çok açık bir biçimde biliyoruz ki TÜİK'in açıkladığı bu veriler, TÜİK'ten gelen veriler güvenilirliğini tamamen yitirdi. Hele ki pandemi koşullarında bu verilerin açıklanmış olması güvenilirliğin ne kadar yitirildiğinin de bir diğer kanıtı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.5 puanlık azalış ile %13.4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0.6 puanlık azalış ile 15.9 oldu. Siz pandemi döneminde işten çıkarmaları ücretsiz izin olarak adlandırırsanız tabii ki işsizlik düşer. Ama çıkın sokağa çıkarsanız tabii görürsünüz gerçek işsizlik ne durumda. Sadece cuma günü İzmir'den ekranlarınıza getirdiğimiz o videoda işsiziz diye haykıran yurttaşlar bu ülkenin gerçekliği, TÜİK'in açıkladığı veriler bu ülkenin gerçekliği değil diyelim ve Diyarbakır'a dönelim. Diyarbakır'da temsilcimiz Bahar Kılıçgedik bizlerle olacak. Diyarbakır ve bölge gündemini aktaracak. Bahar, günaydınlar. Günaydın, iyi haftalar. Bölge gündemiyle başlayalım. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır, Batman'ın ardından Bitlis'te olacak. Partisinin ilk kongrelerini gerçekleştiriyor. Hem Diyarbakır'da hem Batman'da yaptığı konuşmasında daha çok özgürlük, demokrasi, adalet noktasında yaşanan sorunlara, ihlallere dikkat çekti Babacan.
HDP'li seçilmişlerin tutuklanmasına da tepki gösterdi. Belediyelere kayyum atanmasına da. Van'da iki yurttaşın helikopterden atılma olayına da Diyarbakır'da değindi. Batman'da da yaptığı konuşmasında değinmişti ama Diyarbakır'da söylediği bir söz vardı. Bu olaya ilişkin onu aktarayım. 2000'li yıllarda sıfırlanan işkencenin, faali meçhul cinayetlerin geri dönüşünün alarm zillerini duymuyor musunuz? Dedi Babacan. Bugün de Bitlis'te açıklamalar yapacak. Bunun dışında 4 gazeteci arkadaşımız cezaevinde Van'da tutuklandılar. Mezopotamya Ajansı muhabiri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Jinnis muhabiri Şeriban abi ve gazeteci Nazan Sala cezaevindeler. Gazetecilerin tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Van Barosu gazetecilerin tanığız derken gazeteci örgütleri de gerçeklerden korkan iktidar gazetecilerden intikam aldığını belirtti. Yargılamalarda ne var? Urfa'da 5 avukat 14 kişi hakkında cezaevi dış koordinasyonu oldukları iddiasıyla açılan davanın duruşması Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın da bugün örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara'da bir duruşması olduğunu belirtelim. Sözü sana bırakalım tekrar. Temsilcimiz Bahar Kılıçgede'ye de aktardıkları için teşekkür edelim. Şimdi eğitim başladı dedik, yüz yüze eğitim başladı dedik ama bir bilgi var, o bilgiyi de paylaşmak gerekecek sizlerle. Malum 2 gün önce bir duyuru yapıldı ve bu başlayacak yüz yüze eğitimin aslında nasıl yürüyeceğini, yani ders programı diyebileceğimiz biçimde bir takım paylaşımlar yapıldı ama ilkokullarda yüz yüze eğitimin başladığı gün bu programda bir değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 8 Ekim'de duyurduğu yüz yüze eğitimin ders çizelgesindeki önceki gün değiştirdiği ortaya çıktı. 4. sınıfların matematik dersi saatini 1 saat azalttı Milli Eğitim Bakanlığı ve matematik ders saatini 2'ye indiren bakanlık 1 saatini de din kültürü ve ahlak bilgisine ayırdı. Ahlak önemli tabii. Ahlakın olması gerekecek ama dersle mi sağlanır ahlak yoksa başka türlü mü sağlanır, buna da bakmak gerekecek. Malum Kıbrıs'ta seçimler vardı. Türkiye'nin müdahalesi tartışılıyordu. Seçimlerden sadece 2 gün önce Kıbrıs Başbakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi adıyla Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'ye geldi. Bir yeniden o Kıbrıs'a su gönderilen o boru hattının açılışı yapıldı. Türkiye'ye milyarlarca liraya mal olan, önce yapılan, sonra bozulan, sonra tekrar yapılan o boru hattından bahsediyoruz. Sonra da Maraş'ın, o yıllardır kapalı olan Maraş'ın açılacağını söyledi. Tabii seçimler gerçekleşti. Türkiye'nin, özellikle AKP iktidarının temennisi Ersin Tatar'ın kazanması yönündeydi. Ki döndükten sonra, belki haberimizi izleyip döndükten sonra, daha doğrusu bunlara baktıktan sonra konuşacağız üzerine ama Kıbrıs'ta seçimler nasıl sonuçlandı onlara bakalım. İkinci tura kaldı seçimler. Kıbrıs Türk kesiminde 8. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre 198.867 seçmenin bulunduğu seçimlerde katılım %55'e yakın oldu. 4'ü partili, 7'si bağımsız 11 adayın yer aldığı ve sandıkların yerel saatte 8'de açılıp 18'de kapandığı seçimde kazanan çıkmadı. Resmi olmayan sonuçlara göre %50'nin üzerinde hiçbir aday oy alamadı ve seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanının seçileceği ikinci tur Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar'ın adaylığında, yani iki isim yarışacak ve 18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ersin Tatar'ın %32.35, Mustafa Akıncı'nın %29.84, yine Tufan Erhürman'ın da %21.68 oy aldığını biliyoruz. Şimdi burada bu veriler ışığında belki şunu değerlendirmek gerekecek. Mustafa Akıncı da Tufan Erhürman da aslında federatif çözüme inanan isimler, bunu savunan isimler. Yani Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yerine federasyonla bir çözümün olabileceğini ve asıl çözümün de böyle gerçekleştirebileceğine inanan isimler. Tabii Kıbrıs Rum yönetimi, yani Kıbrıs yönetimi bu konuda mesafeli. Daha önce geçmişte bir referandumda gerçekleştirilmişti. Oradan da Türk kesimi evet, Rum kesimi hayır sonucunu elde etmişti. Ama
Bunu biliyoruz ki şu anda federasyonu savunanların oranı bir biçimde %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bunun da altını çizelim. Ve Kıbrıs'tan gelen bu haberin ardından Rize'ye dönelim. Rize'de gazeteci Genç Ağa Karafazlı bizlerle olacak. Rize ve Doğu Karadeniz gündemini aktaracak. Genç Ağa Bey, günaydınlar, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. 2020 yılı yaş çay alım politikalarındaki belirsizlik nedeniyle birinci sürgün Mayıs çay kampanyasından bu yana çayda kota ve kontenjan uygulayan, bu nedenle on binlerce çay üreticisini özel sektör çay fabrikalarına mahkum eden Çaykur, 2020 yılı 3. sürgün yaş çay kampanyasının son gününde gelindiğinde şu günlerde kampanyayı 2 gün sonra kapatacağını açıklaması binlerce üreticinin mağdur olmasına neden oldu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı bu karara çay üreticilerinden de tepki gecikmedi. Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği Sözcüsü ve çay üreticisi Ceyhun Kalender, Çaykur'un kontenjanına çay almaya devam etmesi ve kampanyayı 2 gün sonra kapatacağını açıklaması, yüksek köylerde çayı geç gelen binlerce üreticinin ürünü dalında kalması demektir. Çaykur bu yöntemle çay üreticilerine özele giderek çayınızı satın demek istiyor. Kampanyanın en az 10 gün daha uzatılması gerekiyor. Çünkü bu durumda üreticiler mağdur olacak. Özel fırsatı değerlendiriyor, 2 lira 50 kuruşa çay alıyor. Üreticinin cebinden ton başında 500 TL daha fazla para çıkmış oluyor. Bir başka çay üreticisi Avni Ertaş ise kota ve kontenjan niçin var diye sorsan, Çaykur yöneticileri sorun yok, acele etmeyin, çayın tümünü alacağız açıklamaları eksik olmuyor. Bugün Çaykur tüm alım yerlerini kapatıyor. Neden? Yüksek yerlerde toplanacak tonlarca çay var, Çaykur kime çalışıyor diye tepki gösterirken, avukat Çetin Engin çay üreticisi olarak, sermayedarların rahatlığı için var her şey. Yazın sermayedarların serinlenme ihtiyacı var, kışında ısınmaya ihtiyaçları var, Çaykur bu yöntemi uyguluyor derken, Ethem Artaş, Rize milletvekillerinden biri, geçen kampanya döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir önergeyi hatırlatıyor. Çay çiftçisinin hiçbir sorunu yok. Olsaydı 3 dönemdir Rize'den vekil seçilmezdik dedi. Mecliste bence çok haklılar diyerek tepkilerini dile getirdiler Çaykur'a yönelik. Öte yandan yine Rize'de Cengiz İnşaat bu kez İkizdere Vadisi'ne gözünü dikti. İkizdere Dernekler Federasyonu, Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat'ın taş ocağı açmak istediğini duyurdu. Sen de katıl İkizdere İşkencedere Vadisi'ne nefes ol çağrısı yapan İkizdere Dernekler Federasyonu, daha önce Rize İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği alanda Cengiz İnşaat'ın yargı kararlarını yok sayarak taş ocağı açmak istediğini söyledi. İkizdere Dernekler Federasyonu Başkanı Ziya Yıldırım ile Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş, vadinin bakanlık tarafından sit ve doğal koruma alanı olarak tescillendiğini belirterek, ancak Cengiz İnşaat'ın hukuk tanımaz, yasa tanımaz tavrı sonucu vadimiz para uğruna katledilmek isteniyor. Bu alan 130 futbol sahası büyüklüğünde olup daha önce taş ocağı için ruhsatlandırma izni alınmıştı. Dava açtık, Rize İdare Mahkemesi buradan taş alınamayacağı kararını verdi. Yani yürütmeyi durdurma kararı aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı doğal sit alanı ilan etti. Ancak bu alana Cengiz İnşaat'ın adamları olduğunu öğrendiğimiz kişiler, önceki gün köyümüze ve vadimize geldiklerini tespit ettik. Muhtarlarımızla beraber bunlarla konuştuk. Bir saatlik tartışma sonucunda Cengiz İnşaat'ın
adamları olduklarını ve keşfe geldiklerini bu bölgeden İyidere ilçesinde Cengiz İnşaat'a ihale edilen lojistik üst merkezinin taşının buradan alınacağını söylediler. Biz de bu duruma karşı çıktık, tartışmalılar sonucu Cengiz İnşaat'ın adamlarını kovduk diyerek Cengiz'in bu tutumuna karşı yeniden Rize İdare Mahkemesi'ne başvuracaklar öğrenildi. Son olarak Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası Artvin Temsilciliği Eş Başkanı Doktor Serhan Safatlı son aylarda pandemi süreciyle ilgili Artvin'inle yaşananları değerlendirdi. İlimizde pandemi kurulu ülke genelinde olduğu gibi vaka ve ölüm sayılarını şeffaf biçimde Artvin halkı ile paylaşmadı. Sendika olarak başvurduk, hala cevap bekliyoruz. Salgının durumuna dair bilimsel güncel veriler şeffaf biçimde açıklamayanlar artan vaka sayılarının ölümlerinden sorumludular. İlimizde 30'u aşkın sağlık emekçisinin enfekte olduğu, pandemi süreci boyunca başta ASM çalışanları olmak üzere tüm sağlık emekçileri kişisel koruyucu ekipman konusunda sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntı devam ediyor. Sağlıkta şiddet devam ediyor. En son Hopa Devlet Hastanesi sağlık emekçilerinin COVID polikliniğinde şiddete maruz kalmışlardır. Sağlıkta şiddetten geldiği boyutu görmek açısından önemlidir bu olay. Üzgünüz, kırgınız. Sağlıkta şiddet yasası inatla çıkarmayanlar, salgınlarla caydırıcı cezalara verilmeyenler, saldırganlara caydırıcı ceza vermeyenler sağlıkta şiddetin gerçek failleridir diyerek yaşananlara da tepki gösterdi. Bu yasanın da bir an evvel çıkarılmasını istedi. Evet, bölgeden benim aktaracaklarım bunlardı Sayın Zaman. Gazeteci Gençay Karafazlı'ya da Rize ve Doğu Karadeniz gündemine dair aktardıkları için teşekkür edelim. Şimdi bir son dakika bilgisini daha paylaşalım. Açıklama bu defa Merkez Bankası'ndan. Konu yine ekonomi. Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari denge Ağustos'ta 4 milyar 631 milyon dolarlık bir açık verdi. Ağustos 2019'da 3 milyar 314 milyon dolar fazla verilmişti. Ve yine hazır ekonomiye dair son dakika bilgileri gelmeye devam ediyorken ekonomiye dair bir diğer bilgiyi de paylaşalım. Dolar ve Euro güne yine hızlı başlayanlardan. Dolar kuru sabah saatlerinde başlayan yükselişle şu an itibariyle 7 lira 91 kuruştan satış gerçekleştiriyor. Euro ise 9 lira 34 kuruş seviyesinde. Gram altın da günlerdir devam eden yükselişini sürdürüyor. Şu an itibariyle 489 lira seviyesinde. Öte yandan petrolün varil fiyatı ise 42 dolar seviyesine gerilemiş durumda. Şimdi petrolün varil fiyatını neden paylaştık? Biliyorsunuz doların artmasıyla birlikte Türkiye'de sık sık akaryakıta zam yapılıyor. Sık sık akaryakıta zam geliyor. Şimdi baktığımızda petrolün varil fiyatında düşüş söz konusu. Ama aynı oranda hatta biraz daha fazla olarak dolarda bir artış olduğu için görüyoruz ki önümüzdeki günlerde bizler yeni bir akaryakıt zammına, özellikle araç sahipleri yeni bir zamma hazırlıklı olmak zorundalar. Ve devam edelim haberlerimizle. Haberlerimizden bir diğeri Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar. Moskova'daki görüşmelerin ardından sağlanan ateşkes Karabağ'da dün kısmen bozulmuş gibi görünüyor ya da tarafların yaptığı açıklamalar böyle. İki tarafta birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyorlar. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu telefon görüşmede ateşkes kurallarına uyulması gerektiğinin altı çizildi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da süren 14 günlük savaşın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ev sahipliğinde yapılan 10 saatlik görüşmeden sonra sağlanan geçici ateşkes sürüyor. Ancak iki tarafta cenaze ve esir değişimi için varılan ateşkes anlaşmasına rağmen silahların susmadığını iddia ediyor.
Azerbaycan, Gence'ye yönelik saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunu Mingechevir kentindeki elektrik santraline roket saldırısı düzenlemekle suçladı. Ermenistan ise Azerbaycan ordusunun sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ettiğini bildirdi. Karabağ güçlerinin yaptığı açıklamada ise Azerbaycan tarafının Stepanakert, Hadrut, Martuni ve Karabağ'ın diğer ikametgahları bombalamaya devam ettiği belirtildi. Dün akşam saatlerinde ise Karabağ'dan yapılan açıklamada Azerbaycan adına hareket eden grupların Hadrut'ta bir anne ve engelli oğlunu öldürdüğü belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'a ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, görüşmede Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın üzerinde anlaştığı ateşkes anlaşmasının her maddesinin ödünsüz uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Rusya'nın Karabağ'da çözüme ulaşılmasına yönelik aktif arabuluculuk çabalarına devam edeceğinin altı çizildi. Görüşmeye ilişkin Türkiye tarafındansa herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'den yazar, şair, işçi ve akademisyenler savaşa, nefrete, düşmanlığa hayır, barışa evet başlığıyla bir barış bildirisi yayımladı. Savaş ve şiddet gibi kanlı çözüm yolu toplumlar için yıkıcıdır ve acı biriktirir. Bu yolla kalıcı çözümlere gidilemeyeceğinin bilincinde olmak, sorunların çözümünde diyalog ve müzakerede ısrar etmek gerekir vurgusu yapıldı. Şimdi Karabağ'da aslında biraz da şuna bakmak gerekecek. Ateşkes var ama bu ateşkese uyulması için kimler çaba harcıyor? Kimler bu ateşkesin aman bozulsun da çatışmalar devam etsin çabasında, buna bakmak gerekecek. Bu ayrı bir konu. Tabii bir de sık sık benim anlamlandıramadığım bir açıklama duyuyoruz. Ve medyada bu açıklamayı işlerken ya neden diye bir soru sormuyor. Sık sık Türkiye Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor ve bu Azerbaycan için son şanstır. Azerbaycan ateşkesi ihlal ediyor. Minvalinde açıklamalar yapıyor. Ya da pardon, Ermenistan için bu açıklamalar geliyor. Ermenistan için son şans diye açıklamalar geliyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Yani şu soru akıllara geliyor. Biz savaşa girdik de haberimiz mi yok? Yoksa Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu savaşa dair bizim, yani Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı neden bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyuyor diye sormak gerekecek. Madem her konuya dair açıklama yapılıyor, o zaman sıradaki haberimize dair de bir açıklama bekliyoruz. Sıradaki haberimiz Mardin'den. Mardin'de jandarmanın fark ettikleri 4 mülteciyi zorla mayınlı alana göndererek yaşamlarına mal olduğu iddia ediliyor. Mültecilerden AJ savcılık ifadesinde de bu olayı doğruluyor. Kuzey ve Doğu Suriye'nin Haseki kentinden 10 mülteci Mardin'in Kızıltepe ilçesine geçmek istedi. Sınırda jandarma tarafından fark edilen mültecilerden 6'sı alıkonuldu, biri kaçmayı başardı. Diğer 3 mülteci ise sınır duvarıyla tellerin olduğu bölgede kaldı. Jandarmanın alıkonulan mültecilerden birini diğer mültecileri bulmak için silah zoruyla mayınlı alana gönderdiği, daha sonra mayınlı arazide kalan mültecilere ateş açtığı savunuldu. Açılan ateş nedeniyle kaçan 4 mülteci mayına basarak hayatını kaybetti. Mültecilerin cenazeleri mayınlı bölgeden alınarak Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, 5 mülteci ise gözaltına alındı. Olay, mültecilerin sınır dışı edilmesi talebiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi üzerine ortaya çıktı. Mültecilerden 16 yaşındaki AJ savcılık ifadesinde söz konusu iddialara yer verdi. AJ ölenler arasında ağabeyinin de bulunduğunu belirtti. Avukatı ise müvekkili hakkında gözaltı kararı olmamasına rağmen 3 gün boyunca karakolda tutulduğunu söyledi. Müvekkilinin dile getirdiği iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti. Olaya karışan jandarma hakkında ivedi bir şekilde teşhis işlemi yapılmasını istedi. Bu konu önemli. Yani iki tane mülteciden bahsediyoruz. Neden mülteci olduklarını da belki ayrıca işlemek gerekecek. Çünkü daha önce Haseki bölgesinden çok fazla sayıda mültecinin gelmediğini biliyorduk. Ama bu önemli konu bugün sadece iki gazetenin gündeminde. Yeni Yaşam ve Evrensel gazeteleri bu konuyu gündemlerine almışlar. Birinci sayfalarından görmüşler. Yeni Yaşam, mülteciler mayın tarlasına sürüldü manşetiyle birinci sayfasından görmüş. Mültecilerin mayın tarlasına sürüldüğüne dair haberi. Yine Evrensel gazetesi de birinci sayfasından bu konuyu işlemiş. Gerçekten de önemli bir konu. Çünkü mültecilerin, yani
uluslararası kanunlarla, uluslararası sözleşmelerle korunan mültecilerin ya da korunması gereken mültecilerin diyelim, belki daha doğru bir tabir olacak, nasıl böylesi bir suça maruz kaldıklarını anlayabilmiş değiliz. Mayınlı araziye sürülen mülteciler öldü iddiası başlığıyla da Evrensel Gazetesi bu konuyu gündemine almış. Şimdi Türkiye'de hep şu cümleyi duyuyoruz: Suriyeli kardeşlerimiz, Suriyeli misafirlerimiz, Suriyeli dostlarımız diyerek Suriye'deki yaşanan iç savaş dolayısıyla, ki bizim de katkılarımızın oldu, yani bizim derken AKP iktidarını söylüyoruz ama dolaylı olarak hepimizi bir çatışmanın içerisine sürüklemiş oldu bu politikalar. Burada o iç savaşta katkısı olduğu yadsınamaz Türkiye'nin. Ve bu mülteciler en yakın ülke olarak, belki de en güvenilir ülke olarak Türkiye'yi gördükleri için Türkiye'ye geldiler. Fakat görüyoruz ki bu mültecilere dair her gün bir başka suç ortaya çıkıyor. Her gün başka bir söylem ortaya çıkıyor. İşte Sayıştay'ın raporundan belki bir hatırlatma yapmak gerekecek. Sayıştay Göç İdaresi Müdürlüğü'nün hesaplarını inceliyor ve hani sık sık iktidardan şu cümleyi duyuyoruz ya: biz mülteciler için harcamalarımızı şöyle yaptık, böyle yaptık, şu kadar yaptık, kimse bize katkı sunmadı diyoruz ya. Sayıştay'ın raporunda mülteciler için Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa Birliği'nden gönderilen tam 132 milyon liranın olduğu ortaya çıktı. Fakat bu 132 milyon lira nereye kullanıldı, nasıl kullanıldı, ne zaman kullanıldı, tablolarda bunun izine rastlayamıyoruz. Ve Sayıştay bunun izine rastlanmamasının ciddi bir usulsüzlük ve eksiklik olduğunun da altını çiziyor. Eğer mültecileri konuşacaksak, o zaman gelin bu paraların nereye harcandığını da konuşalım. Bir diğer yandan gazetecilik. İşte bugün bu sabah o haberi okurken şu aklıma geldi. Ya Mardin'de mültecilerin mayınlı tarlaya sürülerek hayatını kaybettiğine dair bu ifadeyi ortaya çıkaran gazetecilerin umarız başına bir şey gelmez. Niye? Çünkü Van'da helikopterden atılarak hayatlarını atılan iki yurttaşın haberini ortaya çıkaran, ki o yurttaşlardan biri Osman Turgut'u hayata veda etti. Pardon, Servet Turgut'u hayata veda etti. Şimdi o haberi ortaya çıkaran gazeteciler, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız, ki bana göre gazetecilik mesleğinin yüz aklarıdır, ben kendilerinden gerçek için bir kez daha bedel ödenerek, gerçek için bir kez daha ne olursa olsun üzerine gidilerek o gerçeğin ortaya çıkarılmasını bir kez daha kendilerinden öğrenmiş oldum. Bir kez öncelikle kendilerine teşekkür etmiş olalım ve ardından da hayatını kaybeden Servet Turgut'un meslektaşlarımız için yeğeninin yaptığı açıklamalara bakalım. Mahir Turgut konuşmuş ve bu uygulamanın temelinde Kürt düşmanlığı var demiş. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında operasyona çıkan askerler 11 Eylül'de Servet Turgut ve Osman Şüban'ı gözaltına aldı. İki köylü işkence edildikten sonra helikopterden atıldı. Servet Turgut kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirdi. Maruz kaldığı işkencenin ardından hafızasını kaybeden Osman Şüban'ın tedavisi ise Mersin'deki evinde devam ediyor. Yaşananların haberini yapan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ile Cemil Uğur, Jinnivs muhabiri Şeriban Abi ve gazeteci Nazan Sala başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Yaşamını yitiren Servet Turgut'un kuzeni Mahir Turgut da maruz kaldığı baskılardan dolayı 90'lı yıllarda Türkiye'den çıkmak zorunda kaldı. Turgut ailesiyle birlikte Irak-Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Mahmur kampına yerleşti. Salen dur direje. Am penaberi başvuri Kürdistan'ı bu ne? Vak malbat, vak malbat amela tofiq kası. Akrabalarının maruz kaldığı uygulamanın hükümetin Kürt düşmanı politikalardan kaynaklandığını vurguladı. Devlet Türkiye Ormancavi tünekirine kurdana. Kürtlere ait hiçbir şeyin kalmadığını belirtti. Çi yemeye, yani ne mal yemeye, ne gündü yemeye, ne servet yemeye. İşkenceyi haberleştiren gazetecilerin hedef alındığına dikkat çekti. Nitemi bu arada Nuçegahan gazeteci özellikle evi haber açıyordukken Türkiye halkının işkenceye sessiz kaldığını ifade etti. Ama emdibindeki bir dengbun heye, em hividarın ku geleme bitişti bebine. Herbet çıka baskı cihabe. Gazetecilere ve gazeteciliğe yönelik baskılar işte. Meslektaşlarımız bir işkenceyi ortaya çıkardıkları için, bir haber yaptıkları için, bir gerçeğe işaret ettikleri için, dikkat çektikleri için tutuklandılar, cezaevindeler.
yani Türkiye'de gazetecilik yapmanın, gerçekten gazetecilik yapmanın olduğunu belirterek söyleyelim, cilvesi bu. Keşke olmasaydı ve buna alışmamalıyız elbette. Çünkü eğer biz tutuklamaya ya da gazetecilerin gözaltına alınmasına, soruşturulmasına alışırsak, yani işte Türkiye'de yapınca da bunlar oluyor kardeşim ne yapalım diye bunu sıradanlaştırırsak, bu politikalara açık bir biçimde prim vermiş oluruz. Bunun yapılacak tek bir şey var bana göre: her bir tutuklamaya, her bir soruşturmaya, her bir gözaltıya, her bir engellemeye en yüksek perdeden öncelikle gazetecilik örgütleri, ardından toplumun kendisi tepki göstermelidir. Eğer toplum tepki göstermez ise biz gazeteci cinayetlerine de, gazeteci tutuklamalarına da, gazetecilerin soruşturulmasına da, gazetelerin kapatılmasına da, televizyonların kapatılmasına da ne yazık ki sık sık karşılaşacağımız bir problem olarak bakacağız artık. Bu nedenle buradaki ilk büyük tepki gazetecilik örgütlerine düşüyor. İkinci elbette ki toplumun kendisine. Zira tutuklanan tüm gazeteciler toplumun kendisinin haber alma hakkını savundukları için tutuklanıyorlar. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu dönemde, bu iktidar döneminde tutuklanan bütün meslektaşlarımız, gözaltına alınan, soruşturulan, engellenen bütün meslektaşlarımız sadece ama sadece toplumun haber alma hakkını savundukları için bu durumdalar. Bu nedenle toplumun kendisinden de, en azından AKP iktidarının ortaya koyduğu, AKP iktidarının gazetelerinin, gazetecilerin ortaya koyduğu gerçeklik yerine gerçeği aramakla meşgul olan toplumun bir kesiminin bu konuda yeteri kadar tepki vermesi lazım. Bu sadece tweet atarak da olmaz. Gerçekten gazetecilere de, meslektaşlarımıza da sahip çıkılmalıdır. Bu toplumun da görevidir diyelim. İlk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde gazetecilikle ilgili başka şeyler de ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Barış Terkoğlu arasındaki tartışmanın aslında nerelere geldiğini de göstereceğiz. Barış Terkoğlu'nun neden, belki de Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın neden korumalarının kaldırıldığına da bakmak gerekecek. Barış Terkoğlu'nun yazısı üzerinden diyelim. İlk bölümü noktalayalım. Önemli şeyleri konuşacağız, önemli bilgileri paylaşacağız sizlerle ikinci bölümde de. Artı TV'den ayrılmayın. Küçücük bir ara, saat başında sizlerleyiz.